Kapatandır. Kayyum Celalet Bedirhan'ın kütüphanesini yıkandır. Kayyum kadın karşıtıdır, Kürt karşıtıdır, genç karşıtıdır, emekçi karşıtıdır, yoksul insanlarımızın karşıtıdır. Peki Kayyum ne yapıyor? Vallahi talan ve yolsuzluk yapıyor. Hep beraber Diyarbakır'da, Bağlar'da Mardin Kayyumu'nun, Batman Kayyumu'nun yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini anlatsak var ya, burada iki gün konuşsak bitmez. Van'ın borcu ikiye katlanmış, Siirt'in borcu üçe katlanmış. Bir hizmet yok, yol yok, altyapı yok. İşte yol emergi gördünüz. Elinizi vicdanınıza koyun. Dilek Başkan'ın, Nurullah Başkan'ın, Cihan Başkan'ın, belediye iş başkanlığıyla Kayyum'u karşılaştığınız zaman arada dünya kadar bir fark yok mudur? Var. Vardır. Peki ne yapacağız? Önümüzdeki seçimde bir defa bu Kayyum sistemini sandığa gömeceğiz. Sayın Kayyum'u kendi memleketine, saraya, Uşak'a göndereceğiz. Gitsin biraz da Uşaklara hizmet etsin. Uşaklar onu seçsin. Şimdi hem valiler hem Kayyumlar AKP'nin il başkanı gibi çalışıyorlar. Onlara bir kez daha Hakkari'den çağrı yapıyoruz, çağırıyoruz. Sayın Kayyumlar, sayın valiler, kendinize güveniyorsanız 4 ay sonra seçim var. Buyurun sandık kuralım, siz de AKP'den aday olun, bakalım Hakkari halkı, Siirt halkı, Batman halkı
Kimi seçecek hep beraber görelim. Ama sandık sonuçlarına da saygı gösterelim. Gerçi onlar da saygı ne gezer? Yani kime saygı gösteriyorlar ki sandık sonuçlarına saygı gösteriyorlar? Değerli halkımız, bu topraklar öyle kadim topraklardır ki dünyayı işgal eden, dünyayı fetheden büyük İskender bile bu topraklara takıldı kaldı. Bu topraklar insan olmayan, barışçı olmayan, demokrat olmayan, halkları farkları kabul etmeyen, hiç kimseyi bağrında taşımamış, bu hırsızları yolsuzluk yapan, zulüm yapanları da bağrında taşımayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi yeni bir şey icat etmişler. Kayyumlar hizmet üretmiyor dediğimiz zaman vatan diyorlar. Kayyum çalıyor, yolsuzluk, kusursuzluk yapıyor dediğimiz zaman bayrak diyorlar. Bütün kirliliklerini, bütün usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını o vatan ve bayrak altına saklamaya çalışıyorlar.